Evet arkadaşlar, ben biraz üstümü düzenledim. Gereksiz eşyaları sattım NPC'ye. Stash'ime koydum üstümdeki kalan eşyaları da. Şimdi bunlara bakalım bir. Bunlar ne işimize yarıyor? Baştan başlıyorum. Orb of Transmutation. Upgrades a normal item to a magic item. Yani beyaz bir itemi, normal bir itemi magic iteme çeviriyor. Magic item mavi olan itemlerdi. Hani 2-3 tane özelliği olan itemlerdi. Bu ne? Transmutation Shard. 20'de 13 şu an. Bu 20 olduğunda buraya bir tane gelecek. Orb of Transmutation. Buraya eklenecek. 6-7 olacak. Bu 20 tane olduğunda. Orb of Transmutation 40 olduğunda bir şey olmuyor ama. Bir şeye dönüşmüyor. Shardlar sadece birleşince oluyor. Mesela Alteration Shard. 16 tane var. 20 tane olunca bu da Orb of Alteration'a dönüşecek. Orb of Alteration neymiş? Reforce a magic item with new random modifiers. Bu bir magic iteme basarsanız bunu ona rol atıyor. Yani zar atıyor. Özellikler rastgele tekrar geliyor. Değişiyor. Orb of Chance upgrades a normal item to random rare. Bunu basarsanız da bir normal iteme basarsanız bunu sadece normal iteme basabiliyorsunuz. Rare de olabiliyor item, magic de olabiliyor, unique de olabiliyor. Yani şansınıza göre. Orb of Chance adı üstünde zaten. Random olarak rarity'si geliyor. Orb of Augmentation. Bu da sizin magic iteminizde eğer sadece bir tane özellik varsa o da rastgele geliyor. Bir gelebiliyor, iki gelebiliyor, üç gelebiliyor. Magic'teki özellik bir olabiliyor, iki olabiliyor, üç olabiliyor. Eğer bir tane ise sadece random bir tane özellik ekliyor bunu bastığınızda eğer. Bir tane sadece özelliği varsa magic itemi. Chaos Orb. Bu da sizin rare iteminizin bütün efsunlarına, bütün özelliklerine zar atıyor. Rol atıyor. Tekrar random olarak, rastgele olarak özellikler geliyor. Şimdi itemleri şöyle göstereyim size. Eğer bu item beyaz olsaydı, hatta basalım. Bu beyaz bir item mesela. Bu Gloves diyor. Transmutation Shard'a sağ tıkladım. Bastım bunu. İki tane özellik geldi. Bak, Orb of Alteration neydi? Magic olan itemleri random atıyor. Şimdi bastım bir tane. Bakın bir tane özellik geldi mesela. Bu Orb of Augmentation'da ikinciyi ekliyor. Ama bunu bir daha basamazsınız. En fazla iki tane. İkinciyi basar yani bu. Orb of Alteration'da magic iteme rastgele atıyor tekrar. Özel. Bakın 3 tane geldi. Bu da şans mesela. Ama 3 tane olsa da 4.'yü getiremem ben Augmentation'ı bastığımda. Mesela burada Orb of Scoring var. Bu da iteminiz unique değilse eğer hani Rare veya Magic ise bunu bastığınızda item ilk haline döner. Base haline, normal haline döner. Sonra size söyleyeceğim. Şuraya Alchemy Shard gelecek. Şu an yok. Alchemy Shard demişim. Alchemy gelecek buraya. O da itemi Rare yapmanızı sağlıyor. Transmutation nasıl bir item magic yapmanızı sağlıyor? Alchemy de itemi rare yapmanızı sağlıyor. Rare yaptığınızda da Orb of Alteration'ın nasıl magic itemlere random atıyorsa Chaos Orb da rare itemlere random atmamızı sağlıyor. Şimdi ekilmeniz gerekenler bu kadar. Diğerlerine sonra geleceğim. Şurada bir şeyimiz var. Orb of Regret. Bir skill ağacında puan veriyoruz, değil mi? Burada puan veriyoruz. Bunları kafanıza göre geri alamazsınız. Tabi alabilirsiniz ama istediğiniz gibi alamıyorsunuz. Burada Orb of Regret'i sağ tıklarsanız eğer bastım. Bakın buraya iki tane refund points left dedi. Refund'a basarsam bunları geri alırım. Apply dersem de tamamen onaylar. Geri alır. Şu an iki tane Orb of Regret okudum, sağ tıkladım. İki tane puan geri alma hakkım var. Yani yanlış verirseniz bununla geri dönüşü var. Perandus Coin'de göstermiştim bir map'te size. Perandus chest'i vardı, dayı vardı. Perandus item gösteriyordu, alabilirsin diyordu. Onun para birimi bu. Devam edelim. Şimdi burada waypoint var. Bu açtığınız yerleri ışınlanmanızı sağlıyor. Nereye açmışız? The Coast'a açmışız. Nereye gideceğiz? Yukarılara çıkmaya devam edeceğiz. The Coast'a gidiyorum. Evet, ışınlandık. Buradaki kapı yolumuzun devamı olacak. The Mud Flats. Evet. Bakıyoruz doğru mu? Doğru. Yukarı gidecektik. Buraya geldik. Buradan iki yol ayrılıyormuş bu map. Bakın bunlar mor mob. Bunlar daha fazla XP verir, daha dayanıklıdır. Eğer yerdeki itemler gözükmüyorsa sizde, şu an ben böyle görüyorum ya, Z tuşuna basın. Z gizleyip geri getirmenize yarıyor düşen itemleri. Yine bu map'te de metamorf varmış. Bir boss keseriz. Bir tane rare eldiven düştü. Burada yumurtaları toplayacağız. Bakın tava bastım. Ünlemler var. Bir tanesini aldım. Şurada bir tane var. Bunu topladım. 4 tane olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Metamor parçası olacak. Aldık. Burada bir tane ışınlanma yeri var gördüğünüz.
Ama oradan gitmeyeceğiz. O yan görev çünkü. O görevi yaparsanız size bir tane Orb of Regret okumuştuk ya demin hani. Verdiğiniz skill ağacındaki puanı geri almanıza yarıyor. Bir tane Orb of Regret veriyor. Yani ihtiyacımız yok onu yapmaya. Görevlerden X falan almıyorsunuz bu arada. 3 taneymiş, ben boşuna arıyorum şu an. Şuraya Metamorph Spawn şeyi geldi. Sembolü geldi. Ona basınca bir tane boss çağırabileceğiz parçaları koyup. Yumurtaları koyduk. Geçti açtık. Evet. Biz basmadan geldi. Bir tane. Dedi ki mob çağırmak istiyor musun? İstiyorum. Çok istiyorum. Koydum. Burada boss'un ne gücü olacağı da gösteriyor. Extra life, canı artacak bu parçayı koyarsan. Bu parçayı koyarsan armor artacak vesaire. Bu parçayı koyarsan diyor ki rare armor düşebilir. Aslında düşebilir değil, düşüyor. Düşer ya. Evet, zar zor aldık. Geç taştık buradan. Bir sonraki haritaya geçtik. Şurada bir waypoint var. Bunu açalım ki sonra ışınlanmamız gerekirse geri ışınlanırız. Şehirden veya başka bir waypoint'ten. Evet, Soygun Ligi'nden bir parça var burada. Rogue Marker verdim. Bu Rogue Marker'da sağ tıklarsanız şehirde veya evinizde bastığınızda, hideout'unuzda bastığınızda bir tane teleport açıyor. Işınlanma yeri açıyor, portal açıyor. O portaldan da soygun map'ine geçebiliyorsunuz. Şu an soygunluk bir durumumuz yok. Şu an level katmaya bakacağız. Leveling'i bitirmeye bakacağız. Leveling dediğimde bu 10 tane akt dediğim. Part 1 ve Part 2 gelecek. Akt 5'e kadar Part 1. Akt 5'ten 10'a kadar da Akt 2. Leveling'i buna diyoruz biz. Ondan sonra level kasma işi bitmiyor tabii ki. Son level 100. Biz leveling'i bitirdiğimizde olacağımız 65 falan tahmini olarak söylüyorum. Değişebilir. Asıl olay ondan sonra başlıyor. Bazı haritalar böyle labirent gibi olabilir. Evet. Bir boss daha çağıralım. Ledge'e geldik. Town'a dönelim. Görev teslim edilecekmiş. Bunlar buff şimdi. Açabildiğimiz üstümüzde. Bunlardan birini alacağım. Orbanları alıyorum. Taktım. CTRL'ye bastığınızda CTRL ile basılan yeni bir bar görürsünüz burada. Ben bufflarımı genelde buraya koyarım. Koydum. Yalnız köyde açamıyoruz bunu. Map'e geçmemiz lazım. Evet. Bu da eski liglerden Delirium. Buna girdiğinizde haritada yeni moblar çıkacak. Delirium mobları. Onları hızlı bir şekilde keserek haritayı temizlemeye çalışacaksınız. Görünüşte böyle bir siyah beyaz oluyor, efekt oluyor. Bunları kestikçe sol altta bakın şurada bir sandık doluyor. Ne kadar kesersen o sandık o kadar artacak. Ona göre fazladan drop alacağız. Skill'lerim level atladı. Süre azalıyor bakın. 5, 4, 3. Şuna basarsam hızlı biter. Bir tane rastik saç attı bize. Bu haritada bir görevimiz vardı. Onu arıyoruz. Mobları toplu gördünüz mü? Vurun. Ama her mob için dönüp dönüp vurmayın. Şok kullanıp duruyorum. Beni araya sıkıştırdılar. Öleceğim galiba. Şu an amacımız yaratık kesmekten çok leveling'i hızlı bitirmek. Zaten sonrasında yaratık kesmekten başka bir şey yapmayacağız. İstediğiniz kadar mob keseceksiniz zaten. Ama eğer çok uzun sürerse leveling'iniz oyundan sıkılırsınız. Çünkü leveling'den sonra itemlerinizi dizmeye başlayacaksınız. Skill ağacınız oturmaya başlayacak. Ascendancy var. Karakterin nodlarını alabildiğiniz, mesela duelist'in özel nodlarını alabildiğiniz. Ascendancy'leri yapacaksınız. Boss'umuzu bulduk. Evet, kestik, bir tane daha çıktı içinde. Kafa açmamışız. Warbanner buff'ını açtım. Sol üstte gözüküyor buff'larım. Buff'ın özelliği yazar. Increased accuracy. Heh. İsabet oranın arttı diyor. Öldüğümüz yerden çıkalım. 4 tane puanım olmuş. Verelim bunları. 101'e veriyorum. Çünkü biliyorum hangi build'i kastığımı. Kesya. Bu da başka bir ligden. Bu bildiğiniz
Savunma yaptınız. Tıkladım. Şimdi bunun kolları uzuyor. Kök salıyor bu. Ucunda portallar oluyor bu köklerin. Buradan moblar gelmeye başlayacak. Siz de burayı savunacaksınız. Aynı zamanda buraya taret falan kurabilirsiniz. Mesela buz yavaşlatıyor. Alev, alev hasarı vuruyor. Mesela buz koydum, yavaşlasın. Hızlı geçemesinler. Yani koruyacaksınız bu pump'ı. Korumaya çalışacaksınız. Patlarsa drop alamazsınız. Patlamazsa drop alırsınız. Başka yerden kök çıkardı mı? Çıkarmadı. Hub'dan görebiliyorum. Portallar nerede? Kökler nereye uzamış? Evet. Başarılı bir şekilde koruduk. Şimdi buradan droplarımızı açıyoruz. Yerim kalmamış. Şimdi bu unique item. Size normal item var demiştim. Beyaz. Mavi item var demiştim. Magic. Bir de sarı item var demiştim. Rare. Bu da turuncu. Unique olan item. Buna özellik basamıyorsunuz. Yani şöyle basamıyorsunuz. Üstüne rol attıramıyorsunuz. Zar attıramıyorsunuz özelliklerini. Bunlar sabit. Bu şapkadan 10 tane düşse de aynı özelliklerle düşecek unique olduğu için. Bu Ezomit, Pick, Iron, Head hep aynı özellikte olacak unique. Bakalım benim kaskımdan iyi mi bu? İyi tabii ki. Benim kaskım çünkü boş müstettim. Normal itenmiş. Arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.